Destek Hay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Demir. Bugün yanımda Türkiye birincisi TOBETÜ tıp öğrencisi Rojvan Gümüş var. Hoş geldin Rojvan. Hoş bulduk. Öncelikle bu videoya beni konuk aldığın için çok teşekkür ederim Mustafa. Ben teşekkür ederim. Bu arada teşekkür ederiz. Kendisi aslında Destek Hal koçlarından. Bu sene başlıyor öğrenci almaya. Kendisi hakkında bilgi almak için de sitemizi ziyaret edebilirsiniz veya yorumlardaki linkten koçluğuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mail atabilirsiniz. O şekilde. İstiyorsan sen kendini kısa bir tanıt. Sonrasında bu videonun konusunu anlatalım. Ben 2022 yılında YKS'de sayısalda Türkiye birincisi oldum. Ondan sonra uzun bir düşünme süreci sonucunda TOBETÜ Tıp Fakültesi'ne yerleşmeye karar verdim. İlk senem hazırlıkla geçti ve gerçekten güzeldi de. Genelde şey soruluyor, neden TOB tıp falan. İnsanların bilmediği ve TOB'un gerçekten bu konuda reklamını yapmakta biraz geri kaldığı bir olay bu. TOB tıp gerçekten, özellikle Ankara'da yaşamayı istiyorsanız, İstanbul size zor geliyor falan diyorsanız, ki ben öyle biriyim. TOB tıp gerçekten yani Ankara'da gidebileceğiniz en iyi okullardan biri. Onu söylemeden edemeyeceğim. Evet, zaten biz de yurttayız şu an. Yani şu anda sen de yurtta kalıyorsun. Ben kendim TOB'un yurdunda kalıyorum. Gerçekten yurt ortamı olsun, arkadaşlar olsun, sosyalleşme anlamında. Zaten küçük bir okul, yani küçükten kastım hani insanları çok rahatlıkla sosyalleşebileceğiniz. Ankara zaten insanı güzel, havası güzel, ki ben de çok severim, bir Ankara aşığıyım. O yüzden Ankara seçtim. Aile ortamı gibi. Aile ortamı gibi. Evet. Ne güzel videomuz çekiyoruz. O zaman yavaştan aslında video konumuza geçelim. Olur. Biz aslında bu yaz için nasıl çalışılmalı ve bir genel süreç hakkında konuşacağız. Hazır Türkiye birincisini bulmuşuz. Her noktada size faydalı bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Öncelikle ben ilk sorumu sorayım sana, evet. Rojvan. Hani şu an biliyorsun temeli olmayanlar var. TYT 40 nette başlayanlar var. 60 nette, 80 nette başlayanlar var. Temeli kötü olanlar var. AYT hiç başlamamış olanlar var. Bunlara ayrı ayrı ne tavsiye edersin? Şimdi isterseniz en baştan en temel insanlarla başlayalım. 11'den 12'ye yeni geçmiş olabilir. Mezun senesinde olaylardan, yaşadığı olaylardan kötü etkilenip çalışmamış olan insanlar olabilir. Bunlar iki ekipte olabilir. Ya bu insanların ilk başta yapması gereken temel yeterlik dediğimiz TYT'yi halletmesi gerekiyor. Çünkü AYT bir tık daha son dönemlerde de halledilebilecek bir alan. Yani ikinci dönem bile oturup çalışmaya iyi bir dönemde, iyi bir kafa yapısıyla ve düzgün bir çalışma programıyla AYT çalışmaya başlandığında, yani ben gördüğüm kadarıyla son dönemde de AYT'de çok güzel netlere, 60 net bantlarına bile kadar çıkabilen öğrenciler gördüm temelden başlayıp. O yüzden özellikle yaz sürecinde TYT'de eksikler varsa, özellikle TYT, paragraf, matematik, bu iki alanda büyük eksikleriniz varsa, yine sosyal ve fen yani bir ufak kompanse edilebilir. Onları neyse geri plana atabiliriz, ikinci döneme atabiliriz. Ama TYT Türkçe, özellikle paragraf kısmı ve yani TYT matematik, bu ikisi olmadığı sürece hem TYT'de süre gibi bir sıkıntınız da oluyor. Eğer bu ikisinden hızlandığınız ve profesyonelleştiğiniz takdirde sosyal netlerinizin, fen netlerinizin hiçbir şekilde önemi olmuyor. Yani temel öğrenciler başta olmak üzere, çünkü genelde ileri düzeyde bir tık daha TYT oturmuş oluyor, 9-10-11'den çalışıyor oluyorlar falan. Ama diğer öğrenciler için, yani özellikle temel için, TYT'si eksik olan insanlar için özellikle bu süreçte gerekirse, ben kendi yaptığımdan örnek vereyim. Her sabah erkenden kalkardım zaten ben açıkçası. İlk işim, güne ilk başladığımda nasıl ilk uyandığınızda elinizi yıkıyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsanız, başarı istiyorsanız, iyi bir yerlere gelmek istiyorsanız ilk işinizin paragraf çözmek olması gerekiyor. Çünkü TYT sabah olan bir sınav ve sabah ilk işiniz paragraf çözmek oluyor. Kendinizi buna alıştırmanız gerekiyor. Peki problem ve geometri düzenli çözüyor muydun? Ben problem ve geometriyi daha çok problem gibi bakmıyordum. Ben TYT matematik problem, geometri diye, geometriye ayırıyordum ama problem diye ayırmıyordum. Çünkü TYT matematikte artık son dönemlerde hani bize bir temel sayılar sorusu sorulduğunda bile bunu problem şeklinde soruyorlardı. Evet. ÖSYM'nin son mantalitesi bu şekilde en azından. İşleyiş bu şekilde olduğundan dolayı matematiği öyle problem şey diye ayırmıyordum. Ben matematiği kaynak kitaplardan çalışıyordum özellikle ilk süreçte. Ama hani problem konusunda eksiklik çeken insanlar, özellikle genel dediğimiz problemler var, sayı problemleri, o tarz problemler konusunda eksiklik çeken insanların problem konusunda da çok bir ağırlık vermeleri gerekiyor. Çünkü ne de olsa TYT matematik dediğimiz 30 kısımlık, geometriyi ayırarak konuşuyorum, 30 sorunun minimum 15 o civarlarda sorusu problemden geliyor. Bu şekilde problemi ayırıp eğer eksiklik hissediyorlarsa, ben eksiklik hissetmediğim için çalışmıyordum ama temel baz düzeyde olan öğrencilerimizin eksiklik hissettikleri takdirde problemi ayrı bir şekilde çözmesi gerekiyor. Geometriyi de şu şekilde yapıyordum. İlk dönemde geometri benim zaten bir tık daha iyi olduğu için çok önem vermiyordum. Ama dediğim gibi temel öğrencilerin geometri çok önemli. Her ne kadar 10 soru çözmesem de olur, atlasam da olur falan demek tarzı bir işleyiş yok. Geometri
Yani bildiğiniz matematiğin bel kemiklerinden biri. Her nasıl problemlere değer veriyorsanız, problem 15 soru, geometri 10 soru, az buz bir soru değil. Yapamam demeyin. Geometri bazı sorular çok kolay oluyor ve benim gördüğüm kadarıyla bazı insanlar geometriyi hiç çalışmadım deyip açmıyor bile. Evet. Asla ona girmeyin. Geometriye de nasıl probleme, nasıl paragrafa değer veriyorsanız, TYT istiyorsanız, kazanmak istiyorsanız geometriye de değer verin. Süper. Peki günde kaç saat çalışıyorsun hocam? Ya günde benim okul programım çok yoğundu açıkçası. Çünkü ben sabah 8'de okula gidiyordum. Bizim 5'e kadar 12. sınıfta dersler işliyordu. Yani sürekli bir ders işleniyordu. Ben Urfa'dan geliyorum. Urfa'da da özel okula gidiyordum. Sürekli bir ders programı vardı. Biz 5'ten sonra akşam 10'a kadar etütlere kalıyorduk. Ya zaten derslere katılıyordum. Derslerin üstüne de yaklaşık etütlerde 5-8 saat bandında gün içinde. Yani çalışıyordum ve benim şöyle bir mentalitem vardı. Ben her zaman şunu savunurum. Bir öğrenci 40 dakika çalıştıktan sonra eğer onu kısıtlayan bir şey yoksa 10 dakika ara veremiyor. Evet. O yüzden ben kendim çalışırken de okula gitmeyen, mezuna kalmış, dershanede kendi başına çalışacak olan öğrenciler için şunu öneriyorum. Eğer yapabiliyorsanız, kendinizi daha önünüzde bir yıldan fazla bir süreç var ve bu süreçte ayarlayabiliyorsanız, çalıştığınız, oturduğunuz zaman kendinizi tamamen rahatsız eden şeylerden uzaklaşın ve hani bir saat, bir buçuk saat ona konsantre olun. Ondan sonra ödülünü 5-10 dakika yaşamayın, yarım saat yaşayın. Daha da efektif çalıştıklarını görecekler zaten. Süpersin. Peki Rojan, hani düzenli bir program yapıyor muydun? Günlük mü hedef koyuyordun? Nasıl gidiyordu senin için? Ya ben açıkçası özellikle ilk süreçler için, tam bu geçen senenin bu dönemleri için konuşmam gerekirse, yani tabiri caizse kendimi denek olarak kullanıyordum ben. Ne şekilde denek kullanıyordum? Ben programı tamamen kendim hazırladım. Hiçbir zaman hiçbir, yani rehber hocam vardı ama o kadar büyük bir destek almıyordum. Programlarımı hep kendim hazırlamayı seven bir insandım. Başlatıyordum bir programımı. Bir ay falan, bir buçuk ay. Sonra o programdaki yanlışları, dediğim gibi kendim denek olarak kullanıyordum ya, o programdaki yanlışlarıma bakıyordum. O programdaki yanlışlarımın eksiklerimi düzelte. İlk dönem, yani ilk dönemin sonunda zaten ben ikinci dönem hiç program da değiştirmedim. Çünkü artık bir yerden sonra bir ay değiştire, yani tam oturmuş, bana uygun programa ulaşmıştım. Zaten sizlerle de yapacağımız şey de bu olacak. Sizi bir programla deneyerek başlayacağız. Ondan sonra size en uygun programa ulaşana kadar programınızı yenileştireceğiz, geliştireceğiz ve ikinci döneme geldiğimizde tamamen oturmuş, size en uygun olan, kişiye en uygun olan programlarla sizlerle yolumuza devam edeceğiz. Ki zaten destek al koşuk sisteminde aslında arkadaşlar günlük takibi, program, yapamadığınız sorulara göre programlar, sonrasında 7/24 iletişim, hani bir şeyde moralim bozuldu, motivasyona ihtiyacım var vesaire, bunlarda da size yardımcı oluyoruz. Bunun hakkında bilgi almak için de destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Onun dışında bunu da söyledikten sonra Rojan, şunu merak ediyorum. Hani senin özel taktiklerin var mıydı? Bir soruya yapamadığında ne kadar değer veriyordun? Sonrasında onu biriktiriyor muydun? Bu tarz şeylerin var mıydı? Ben soru biriktirmeyi hayatım boyunca hiç sevmedim. Çünkü ben şunu bilirim. Bir soru birikti mi? Yani atıyorum genelde hani bir dosyalar falan alır insanlar. Dosyalara o soruları kesip koyarlar. Ben şunu biliyorum. O sorular hiçbir zaman sorulmuyor. O sorular kalıyor. Soru biriktirmek, yani kültürü bende hiç yoktu. Bir soruyu eğer yapamadıysam o soruyu anında öğrenmeye çalışırdım. TYT matematik soru çözümlerinde de şöyle bir şey uyguluyordum hep. Genelde TYT matematiği hocalara götürdüğümde, TYT matematik soruları genelde zor oluyor. Hani biraz uğraştırıcı oluyor. Hocanın da en başta o soruyu anlaması gerekiyor. Ben genelde TYT matematiği, yani çözdüğüm kaynakların soru çözüm uygulamalarından izliyordum. 5 dakikada o soruyu anlıyordum. Anlamadığım sorular da illaki çıkıyordu. Çünkü soru çözüm, yani interaktif bir şey olmuyor orada izlediğim videolar falan. İnteraktif bir şey olmadığında o tarz soruları hocalara götürüyordum. Ama dediğim gibi soru biriktirme kültürü bende hiç yoktu. Ya bunu da asla önermem. Çünkü biliyorum ki o sorular hiçbir zaman sorulmayacak. Evet. O yüzden biriktirmiyordun, direkt hallediyordun. Yani. Bir gün çözüyordum. Çözemediğim soruları soru çözüm uygulamasından bakıyordum. Onu çözemeklerimi yarın direkt sorduruyordum. Peki deneme analizini nasıl yapıyordun? Deneme analizimi de şöyle yapıyordum. İlk süreçlerde hani ben de TYT'de 80 bandında falandım. İlk süreçlerde sadece TYT odaklı gidiyordum. AYT'yi direkt ben geri plana atmıştım. İlk süreçlerde TYT, özellikle bu dönemlerde geçen senenin, TYT'de genelde zaten sosyal falan her öğrencide olduğu gibi bende de eksikti. İlk dönemlerde programda sosyal de yoktu. Yanlış yaptığım soruları zaten genelde, yani insan anlayabiliyor. Bu soru işte kesirlerle alakalı, bu soru işte sözcükte anlamla alakalı falan. O soruları gördüğümde ben genelde şunu yapıyordum. Programımda kendimi ödevlendirdiğim takdirde bir sonraki güne ya da bir sonraki haftaya o konuyla ilgili 3 test, 5 test bir kaynak kitaptan yanlış sayıma göre ekliyordum. Ve o konuyu, yani
tekrar etmek olur, YouTube'dan açıp video izlemek olur, hocalarla birebir almak olur, her türlü konuda o konuyu kendimi pekiştirecek düzeyde yapıyordum ve o şekilde o konuyu hallettiğini görmenin verdiği özgüven ve hazla, yani full odak, full motivasyon ilerleyebiliyordum zaten. Süper. Zaten sen de 80 netle başlayıp 115 net yapıp AYT'yi de fullledin. Aynen, sınavda. Süper. Yani. Türkiye birincisi. Teşekkür ederim. Zaten video izleyen herkes hani Türkiye birincisi konuşabiliyor mu falan. Hani öyle algılar vardır ya. Nasıl birinciler asosyal olmaz mıydı falan. Hayır. Rojan burada hayatını yaşıyor arkadaşlar. Hayatını bir görsün. Yaşıyorum. Kanada'dan yeni geldi zaten. Kanada'dan yeni geldim. 3 aydır Kanada'daydım. TOB'un artılarından birini saymak gerekirse, eğer araya eklemek gerekirse, TOB beni ilk 100 bursundan dolayı Kanada'ya gönderdi. 3 aylığına orada çok güzel bir dil eğitimi aldım. Zaten hayallerimden biriydi benim. Orada bir öğrencinin yaşamını yaşamak. Yani Kanada, Toronto değişebilir. Amerika olur, İngiltere olur. Bu yani insanların keyfine kalmış bir şey. Ama dediğim gibi orada çalışmamın, motivasyonumun ve disiplinimin karşılığını gerçekten yani TOB'u yazarak ve sonunda çok güzel bir Kanada deneyimi yaşayarak yaşadım, yani öyle söyleyebilirim. Süper. Peki motivasyonu nasıl sağlıyordun hocam? Bu süreçte motivasyon aslında insanların dikkatini dağıtabilecek belli başlı konular var. Mesela toksik ilişkiler dediğimiz, hani sevgililik ilişkilerine bu dönemde giren insanlarda belli başlı sorunlar illaki çıkıyor. Evet. Ya da hani belli bir bağımlılığı olan, yani o tarz sorunları olan insanlarda açıkçası dediğim gibi motivasyon bozukluğu ister istemez oluyor. Bu süreçte olabilecek, zaten bir yılınız var. Bir yıl dişi sıkmak çok zor bir şey değil bu arada. Evet. Bir yıl dediğiniz çok hızlı geçecek. Bunu şimdiden size söyleyeyim. Çok hızlı geçecek bu süreç. Hani bu süreçte motivasyonunuzu arttırmak istiyorsanız eğer, kendinizi, dikkatinizi dağıtabilecek şeyler ortadan kaldırmanız gerekiyor. Zaten dikkatinizi dağıtan şeyler ortadan kalktıkça siz hani motivasyon videoları izlemenize gerek yok. İster istemez kendi motivasyonunuzu arttığınızı göreceksiniz. Ve düzgün bir programda, düzgün, disiplinli bir şekilde ilerleyince insanların en büyük motivasyonu düşürme sebeplerinden biri de şu: insanlar disiplinsiz ve plansız, programsız ilerliyor. Plansız, programsız ilerleyince ister istemez ya planım yok, programım yok, ne yapacağım, bugün ne yapacağım, uyandım yapacak bir şeyim yok, kafadan bir şeyler yapmaya çalışayım, açayım rastgele biraz matematik çözeyim. Bu şekilde plansız, programsız ilerlemek dedi aslında motivasyonu çok çok düşüren şey. Yani başta sizin dikkatinizi dağıtacak şeyler, iki, plansız ve programsızlık. Bu iki şey sizin motivasyonunuzu düşüren temel etkenler. Ya onları hayatımızdan çıkartalım, sonra bulacağız zaten o motivasyonu. Aynen diyorsun. Öyle. Yani üniversiteye geldiğinizde çok rahat bir hayat yaşıyorsunuz açıkçası. Şöyle söyleyeyim, bir sene dişinizi sıktıktan sonra, tam üniversitede de sınavlar olacak, ben de tıp öğrencisi olacağım önümüzdeki sene. Hani ister istemez sizi hayatta her zaman bir sınavlara, bir zorluklara karşılayacak. Zaten bu hayatın kuralı yani, ister istemez evet, bir şekilde bir yerden sınanacaksın. Evet. Ama bu dönemde daha rahatken, hani kafanızda YKS gibi hayatınız bu denli etkileyen bir sınav yokken, yani bu süreçte yapmanızı açıkçası öneriyorum. Zaten ondan sonra ister istemez yani hayatınızda yeni şeyler açılıyor, yeni güzel ilişkilere başlıyorsunuz. Kesinlikle. O zaman çok teşekkür ederiz. Videoda çok önemli bilgiler verdin hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni bu videoya davet ettiğiniz için. Çok sağ ol. O zaman biz yavaştan veda edelim. Olur. Son bir ekle istiyorsan bir şeyler. Son bir ekle. Bir yılımız kaldı arkadaşlar. Bir yıl boyunca saldırmaya devam. Yani affetmek yok. Bizim kazanmama gibi bir şansımız yok. Hani mecbur kazanacaksınız. Kazanmaya mecbursunuz. Çalışmak, disiplin ve motivasyon. Süpersin. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.